8 7 6 5 4 Evet, yani bugün yine gençlerimizle Maltepe'de buluştuk. Zaman zaman onlarla futbol maçı yapıyoruz. Basketbol maçı yapıyoruz. Depremzede kardeşlerimizle, gençlerimizle maç yaptık. Gençlerimizle bir araya geliyoruz ki onların açıkçası fikirlerini, önerilerini alıyoruz. Onlar gelecek hakkında ne düşünüyor? O düşünceleri alıyoruz. Yine partimizle birlikte, gençlik kollarımızla çok güzel programlar yapıyoruz. Orada da gençlerimizle bir araya gelip geleceğe dair önerileri, fikirleri, yine bizim bakanlığımıza dair bir ihtiyaçları, beklentileri varsa onları dinliyoruz. Ve her yapmış olduğumuz toplantıdan da gençlerimiz adına yapacağımız bir iş çıkıyor. Daha önce de bir araya gelmiştik. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında gençlerimize %20 kontenjan ayırmıştık. Yine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze çıktığımız kampanyamızda da gençlerimize %20 kontenjan ayırdık. Tüm çabamız gençlerimiz için, gençlerimizin geleceği için, onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için. 81 ilimizde her gencimiz aynı şartlardan istifade etsin istiyoruz. Gençlerimiz söz sahibi değil, bu ülkenin her alanında hak sahibi olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır yürümüş olduğu yolda hep gençlerimizin fikirlerine, önerilerine önem verdi ve onların görüşleri doğrultusunda biz 21 yıldır 81 ilimizde inşa ve ihya hareketini yürütüyoruz. Eserlerimizi yapıyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz daha iyi şartlarda eğitim alsınlar. Daha iyi şartlarda yaşasınlar. Yeşilin, mavinin içerisinde herkesin, bütün gençlerimizin huzur içerisinde yaşadığı, güven içerisinde yaşadığı, geleceğe umutla, güvenle baktığı bir Türkiye olsun istiyoruz. Bunun için bu mücadeleyi veriyoruz ve istiyoruz ki Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olsun. Her alanda kendine yeten, her alanda ülkesini büyüten, geliştiren, dünyanın en iyi teknolojilerini burada üreten, buradan yurt dışına ihraç eden ve buradaki bilgiyle, beceriyle, know-how'la tüm dünyaya rekabet yapan, rekabet bu noktada her alanda rekabetin içinde olan, meydan okuyan bir Türkiye istiyoruz. Milli manevi değerlerini koruyan, ülkesini seven, vatanını seven, bayrağını seven gençliğimiz geliyor. Sapasağlam geliyor ve inşallah onlar da bizden aldıkları bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaklar. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bugün de daha önce gençlerimizle basketbol maçı yapmıştık. Onlar bizi yenmişti. Dedik ki biz 10 gün sonra bir daha geliyoruz ama biraz daha güçlü geleceğiz dedik. Bugün de milli takımdan profesyonel sporcularımızla, yine kulüplerimizden sporcularımızla buraya geldik. Dostluk kazandı, kardeşlik kazandı. Hep birlikte vakit geçirdik burada.